Selamünaleyküm arkadaşlar. Ayşegülce Fikirler kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bugün bu modeli anlatmak istedim sizlere. Şöyle güzel bir model. Yapılışı çok kolay. Burundan başlıyoruz. Tığla örüyoruz. Trabzan üzerine yapılan bir model. Şuraya da şöyle biraz uyduruk oldu ama bunu ben yaptım. Kendi kafamdan. Burası boş kalmasın diye, sağa solu belli olsun diye. Böyle yaptım. Hadi bakalım, Bismillahirrahmanirrahim deyip anlatımıma başlayalım. Evet, tığımı, ipimi alıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normal patik ipi. Tığım kaç numara? Tığımın numarası yok. Maalesef. Numara yok tığımda. Onun için numara veremiyorum. Evet, şimdi şöyle bakın, 9 zincir çektim. Hemen şöyle 1, 2, 2 tanesini kenarında bırakıyorum. Üçüncüye trabzan yapıyorum. İkili çektiğim trabzan. Şöyle 2 tane yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane çektim. Bakın. Şimdi buraya 4 tane daha yapacağım. Aynı yere. 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane oldu? 2, 4, evet 5 tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. 6. Hemen karşısındaki trabzana geçerek diğer tarafa geçiyorum. Trabzanlarımı yaparak buraya kadar geleceğim. Burası uç kısmı. Patiğimizin. Evet, kaç tane ördük? Bakın 2, 4 tane ördüm. 5.'yi hemen bu yaptığım, hani 2 tane aynı yere batmıştım ya oraya. İpimi de içinde yürüttüm. Kaybolsun diye 1, 2, 3, 4 tane de buraya batıyorum. Yani 6 tane orada arttırmış olduk, 6 tane de burada. Şimdi bakın, bu buralarda birer tane battık. Bu karşısında da aynı şekilde. Şimdi bakın, hemen şu trabzanın tepesine zincir çekmiştim ama zincir değil, trabzanın tepesine batıyorum zincir artış yapmasın diye. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Aynı trabzanın tepesine batıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, diğer başa kadar bu şekilde devam edeceğim. Evet, şimdi burada artış yerine geldim. Bakın 1, bir tane burada artırdım. Şimdi burada artırıyorum. İki tane artırmış oldum. Başına gelince iki artış yaptım burada. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, burada da bakın sonra iki ilmek kalı artırdım. İki tane artış yaptım. Tekrar trabzanın tepesine 1, 2, 3, kaydırma yöntemiyle geçtim ve zincirimi çektim. Aynı yere tekrar battım. Şimdi bu sırada bir tane artıracağım hanımlar. İkinci sırada iki tane artırmıştım kenarlarda. Bu defa birer tane artıracağım. Ondan sonra öyle artırmalarımızı ayarlayacağız. Çok kolay bir model. Onunla bir günde örüp giyinebilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. Benim elimde olan renklerle değerlendirmek için yaptım. Bakın biraz önce burada iki tane artırmıştım ya. Şimdi o iki artırmanın ortasından bir tane artırdım. Aynı şekilde diğer tarafta da bir tane artıracağım. Sonra üst sıraya geçeceğim. Sıramın başa çıktım. Buraya geldim. Burada da bir tane artırdım. Üst sıraya geçtim. İki, dördüncü sıradayız.
Şu anda 26 ilmeğimiz var 4. sırada. Şimdi burada artırma yerine geldim. Burada da yine 2 tane artıracağım. Bir buradan artırıyorum. Şu artırma yaptığımızın arada bir tane boş bırakıyorum. Maksat artırmalar dağılsın. Her birisi bir yerde olmasın diye. Bak, bir tane ortada artırdım. 26 ilmekti. 2 tane artırdık. 28 trabzan diyelim. Elmek demeyelim de trabzan diyelim. 28 trabzanımız oldu. Şimdi 2 tane de diğer taraftan artırınca 32 olacak. Bize 36 tane trabzan gerekiyor. Modeli kurmamız için. Bu 37 numara için siz daha büyük yapmak isterseniz buradayken artışlarını ben mesela arada bir tane tek artırıyorum ya, siz onu çift artırabilirsiniz. Şimdi geldim artırma yerine tekrar. Burada bir artış yapıyorum. Bir tane geriden yapmam gerekiyor. Arada bir tane boş bırakabileyim. Şöyle bir artırdım. Bir tane boş ördüm. İkinci de tekrar artırıyorum. Evet, şimdi bakın buraya geçtim. Şimdi bakın 2, 4, 5. sıraya geçtik. Bir de sırada da tek artıracağım. Buraya gelince burada göstereyim. Evet, biraz önce arada bir tane boş bırakmıştık ya. Onun tepesinde 2 tane yapıyorum. Yani bir tane artış yapıyorum burada. Şöyle. Bir artışımı yaptım. Devam ediyorum. Diğer tarafta da bir artış yapacağım. Ondan sonra bir daha buraya artış yapma yerine gelince göstereceğim size. 2, 4, 6. sıradayım. Son sıra modelden önce ve son artış. Bakın hemen artırdım burada. Bu biraz önce tek artırdığım bir tarafına, şimdi ortasında bir tane boş bırakıyorum. Yani tek örüyorum. Diğer tarafını da artırıyorum. Bu şekilde devam edip diğer tarafta da 2 tane artırdığım zaman istediğimiz sayıya erişmiş oluyoruz. Sonra model kuracağız. Yeni gelen arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz, yani yeni geldiğinize göre abone olmadıysanız, olursanız sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz daha farklı fikirlerde kaçırmamış olursunuz. Abonelikler tamamen ücretsizdir. Zili de tüme haline getirmeniz gerekiyor. Aksi halde bildirimler gelmeyebilir. Şimdi bakın, bu artırma vardı ya, hemen yanında bir tane artırıyorum. Bir artışımı yaptım. Bir tane boş bırakıyorum. Tekrar diğer kenarındakinde de artırdım. Evet, artırma işlemimiz bitti. Ve de şu patiğimizin burnu bitmiş oldu. Bakın bu şekilde olacak. 2, 4, 6 sıra. Şimdi bu modeli kuracağız. Yeşil ipimi alacağım. Evet, yeşil ipimi bağladım. Şimdi bu yeşil ipim benim öyle bir şöyle bir tane ip vardı. Yani patik uygun bir, çok sağlam. Onu iki kat ettim. Onunla ördüm. Şimdi bakın. Birleştirmiştik ki buraya geri çıktım. Şimdi buradan bir taktım böyle. Şöyle kaydırma yöntemiyle bununla çıkarıyorum. Çıkardım. Bir, iki, üç tane zincir çektim. Hemen buraya zinciri de sayıyoruz. Zincirle beraber 4 tane trabzanımız oluyor. Bu şekilde. Şimdi arada 1-2 tane bırakıp 3.'yi 4 tane trabzan yapacağız. 3 oldu. Bir tane daha yapıyorum. Tekrar 1-2 tane bırakıyoruz. 3.'yi atlıyoruz. Üç, dört tane. Tekrar bir, iki. Bu şekilde etrafını dolanıp geleyim ben.
Sıramı tamamladım, gelin. Bakın burada iki tane kaldı. Şimdi buradan buraya geçiş yapacağız. Şu trabzanlar 12 tane oldu hanımlar. Siz ayak numaranıza göre daha büyük yapacağınız zaman 13, yani buradaki sayıyı artırınca 13 veya 14, ne kadar ayak genişliğinize göre yapabilirsiniz. Şimdi bakın buradan alıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Bu şekilde geçtim. Bir tane zincir çektim. Bu yeşil ipimi çekip sıkıştırıyorum. Zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Şöyle bakın. Bir. Saymıyoruz burada. Bütün sık iğneler üzerinden sık iğne gideceğiz. Ama bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum hanımlar. Bakın şu, bu şekilde değil de şu bu şekilde alın ipi. Böyle. Bu şekilde yapınca sık iğne daha güzel duruyor. Üstten. Böyle alınca daha güzel duruyor. Şimdi buradaki bunun farkıyla bir de böyle aldığımız zaman bakın. Böyle burası çift gelince güzel durmuyor. Tek olunca daha güzel duruyor. Ben onu fark ettim. Bunu hep öyle yaptım. Bundan sonra sık iğnelerimi öyle yapmayı düşünüyorum. Hatta trabzanla da aynı şekilde yapabiliriz. Şuraya da öyle yaptım. Bakın bu yuvarlak döndüğü için tabi belli değil de bu gidiş geliş olduğu için şey yapıyor, daha çok belirgin oluyor. Aslında burayı da öyle yapsam daha güzel olur. Bu şekilde aldığınız zaman. Böyle alınca daha güzel tek tel gelmiş oluyor. Diğer türlü çift kat gözüküyor. Güzel olur. Her gün bir şeyler öğreniyoruz. Öğrenmenin yaşı yok. Yapabildiğim elimizin tuttuğu dilimizin döndüğü sürece yapacağız, öğreneceğiz. Siz de bana destekler, izlemelerinizle, yorumlarınızla destek olursanız minnettar olurum. Teşekkür ederim. Videolarımı paylaşırsanız farklı sosyal medyalarında daha çok kişiye ulaşmamı sebep olursunuz. Ben niye kapatmadım kamerayı? Neyse az kaldı daha. Çok uzatsın istemiyordum aslında ama. Evet, sıramı tamamladım. Yine geldim buraya, başladığım yere geçiş yapıyorum. Şimdi hanımla burada bir şuradan başlayacağım için bunu şu ipimi, gri ipimi, pardon, toprak rengi ipimi kırmamak için ben bunu içinden geçiriyorum. Bakın şu şekilde ilmeğimi büyütüyorum. Çünkü bu ipi ben hiç kırmadım. Sonuna kadar taban bitene dek aynı iple devam ettim. Yeşil de kırmadım. Toprak renginde. Kırmamak için. Normalde bunu buradan çekip çıkartmak gerekiyor. Hani ilmeğin içinde kırmak gerekiyor ki öyle çıkaralım. Kırmamak için ben de öyle bir çözüm yolu buldum. Şimdi bakın buraya takıyorum ama tam ortasına taktım tığımı. Arkadan yeşil ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde bu trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 1, 2, 3. Burada zincirimiz olduğu için 3 tane sayıyorum. Hiç zincir çekmiyorum arada. Bakın bu defa arada 1, 2, 3 tane oluyor. Şimdi bakın. 1, 2, 3. Evet, 3.'ye batıyorum bakın. Burada 3.'ye batıyorum ama bir dahaki sefer burada 1, 2, 3. 3 tane boşluk olacak. Şimdi bu zincir olduğu için burada ilk yaptığımızda öyle oluyor. 2, 3, 4. 4 tane yaptım bakın. Şimdi 1, 2, 3, 4. 4.'ye batacağız. Bundan sonra hepsinin arasında 4, 3 tane zincir sık iğne bırakacağız. 2, 3 oldu. Bir daha yapacağım. 4. Bakın tekrar tığımı aldım. 1, 2, 3, 4. 4.'ye batıyorum. Yani hep
bu yeşiller üst üste gelecek. Sıra şaşmaması için öyle yapıyoruz. Üç tane hem de artış da olmaması için. Bakın dört tane yaptım. Bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Bu şekilde kaç tane? 2, 4, 6 tane örnek yapmışım. 6 örneği bitirdikten sonra tabanını örmeye başlayacağız. Şimdi ben biraz önce bu kremi burada bırakmıştım ya. Bir tane daha ileri alsaymışım yorulacakmış. Yapacak bir şey yok. Hatamı telafi etmek için bakın bu ipim burada duruyor. Hemen buradan başlayacağım. Şey yapmaya. Buradan yapsam görünüyor mu acaba? Bakayım. Görünmüyorsa eğer buradan yapayım. Şöyle alıyorum. İnşallah görünmez. Bir dahaki sefer bir daha ileriden almam gerekiyor. Bakalım görün. Yok. Görün. Güzel olmadı. Beğenmedim ben bunu böyle. Diğer tarafa alacağım ben bu ipi. Şeyi. Şimdi bunu burada bırakıyorum yeşili. Evet. Yeşili bırakıyorum. Buradan başlayacağım. Sık iğnemi yapmaya. Ay, ipim tığım takıldı. Evet. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar. Aslında bunun her defasında farklı yerden başlamak. Mesela ben bu ipi buna benzer bir modeli ördüm. Sayfa kanalımda var videosu. Onda ipler kırıldığı için farklı farklı yerlerden başladım. Ama bunda ipi kırmayı düşünmüyorum. Çünkü hep aynı renk. Gerek yok ip kırmaya. Bir de ipleri gizletme zorunda kalıyoruz. Bakın şimdi şuradan bununla birlikte alacağım ikisini. Şimdi burayı yapmıştım ya hanımlar bakın. Örgüde çareler tükenmez. Orada hata yapmışım ama burada düzeltiyorum hatamı. Evet. Şimdi aynı yere bir daha batarım. Hiçbir sorun olmaz. Evet. Şimdi bu yeşili çekince burası düzelecek. Bakın hiçbir sorun yok. Bir dahaki sefer geldiğimde daha dikkatli yapmam gerekiyor. Ben yanlış alıyorum. Bakın yine bu şekilde alacaktım. Bu şekilde alınca daha güzel oluyor. Bunu unutmayalım. Ben yeni yapmaya başladığım için unutuyorum. Böyle almayı. Böyle alınca daha güzel oluyor. Bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Buraya gelince tekrar göstereyim. Sıramı tamamladım. Geldim. Geçişimi yapıyorum. Bakın, geçişimi yaptım. Yine aynı işlemi yapacağım hanımlar. Bunu buradan geçireceğim. Her defasında geçirmek zorundayım çünkü ipi kırmak istemiyorum. Şöyle geçiriyorum. Burayı düzeltiyorum. İşte böyle. Bakın birleştirdim. Şimdi bakın yeşil ipimiz burada. Hemen buradan ortadakinden hemen tığımı çıkardım. 1, 2, 3. Aynı yere trabzanımı yapmaya devam ediyorum. 3, 4 tane. Zincirle birlikte 4 tane. Tekrar geçtim buraya bakın. Buradakinin ortasına 2 trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç, dört tane yaptım trabzanımı. Bu şekilde ben devam edeyim hanımlar. Çok uzamasın video. Şimdi bu dediğim gibi iki, dört, altı tane yeşil yapmışım. Şu an üçüncü sıradayım. Ben bu yeşilleri, bura anlaşıldı nasıl olsa. Hızlı uzatmaya gerek yok. Buradan aynı şekilde devam edip topukta ya burayı öreyim topukta devam edelim. 2, 4, 6 tane örneğimi yaptım. Üstünün sık iğnesine gittim.
Bitirdim. Şimdi şurayı yapacağım hanımlar. Burayı yapmak için şöyle bir işlem yapacağım. Bakın biraz şu ortaya gelmesi gerekiyor. Buradan bir de buradan alacağım. Yani 32 tane trabzan olacak. Bunun için ipi tekrar kırmamak için şöyle geçiriyorum. Yine geçirme işlemlerim çok oldu bu bölümde. Geçirdim buraya bakın. Şimdi buraya almam için biraz daha bu tarafa gelmesi için şöyle bu tarafta alıyorum ama şey bakın 1 2 3 4 evet 4 tane kalıyor. Bu da o kadar mıymış bakalım da sonra yanlış olmasın. 1 2 3 4 evet 5. 1 2 3 4 5 şuradan tam ortasından aldım ama bu ipimi buradan biraz gevşeteceğim ki çekmesin. Böyle biraz çekiyorum, gevşeltiyorum. Şimdi buradan buraya ilmek kaydırma yöntemiyle de gelebilirdim ama o zaman şey olur. İp kalın, kaba durur diye onun için böyle yaptım. Şimdi 32 tane trabzan elde edeceğiz burada. Bakın biraz kaydırdım bu tarafa. Yani ön tarafa geçirdim. Tabandan biraz nasıl söyleyeyim bakın şöyle evet bakın bu kadar. Buradan öne geçirdim. Buraya da geleceğim. Buradan da aynı şekilde. 2 4 tane arada kalacak. 32 trabzan elde edeceğiz. Bu şekilde ben öreyim diğer tarafa kadar. Trabzanlarımızı. Evet 32 trabzan oldu. Şimdi bu şekilde hanımlar 8 defa trabzanları gidip geliş yapacağım. 8 defa gidip geleceğim. Sonra topuğu yapacağız. Yani topuğun şurayı yapacağız. Toplama yerini yapacağız. 8 sıramı tamamladım. Trabzan gidiş geliş yapa yapa 8 sıra ördüm. Şimdi burada 13 tanesini öreceğim. Arada 6 tane trabzanımızı sık iğne yapacağım. Ki topuk kapatma yerine geldik şimdi. Onun için orasını toparlama adına farklı işlem yapıyoruz. Trabzan değil de aradaki 6 ilmeği. Şimdi bakalım kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimizi, trabzanımızı sık iğne yaptık. Şimdi bu geri kalan 13 ilmeği de öreceğim. Tekrar buraya geleceğim. Bu defa ilmek eksilteceğiz. Başa kadar gidip daha geri geldim. Onlar şimdi bakın buradan bir tane örüyorum sık iğneyi. İkincisini örüyorum. Birlikte alıyorum. 1 2 bu şekilde 6 tane olan sık iğnemizi 3 taneye düşürmüş olduk. Bundan sonra tekrar 13 tane trabzanımızı normal örüp buraya kadar geri dönüp geleyim. Sıramı gittim. Başa bir daha geri dönüp geldim. Şimdi 1, 2, 3 tane burada sık iğnemiz vardı ya. Şimdi o 3'ünü birlikte topladım. Tığımın üzerine 4 tane ilmek var. Hepsini birlikte çekiyorum. Ve buradan devam edip başa çıkıyorum. Topuğumuz bitmiş durumda. Şimdi bundan sonra birleştirmesini yapacağım. Arkaya aşağı birleştireceğim. Sıramı tamamladım. Bakın buradan buraya kadar ördüm geldim. Şimdi son işlemi yapacağız topukta. Ne yapıyoruz? Şuradan şöyle alıyorum. Bir telini çıkarıyorum. İpim yarıldı bu arada. Allahümme salli. Bismillahirrahmanirrahim.
Yürümüşken daha söküldü. Niye böyle oldu ki? Ay kapatayım. Evet hanımlar kusura bakmayın. Bazen oluyor böyle aksilikler. Evet şimdi bakın. Buradan alıyorum bir telini. Buradan da bir telini. Birlikte çekiyorum. Bir aldım. Her ilmeğin karşısına kendininkini. Yani hiç atlama yok. İki taraftan da atlama yok. Atlarsanız denk gelmez hem de delik oluşur. Bu şekilde sıramı başa kadar tamamlayacağım. Böyle. Alıyorum. Buradan da alıyorum. İkisinin de iç taraftakini alıyorum. Bu şekilde hanımına bakın. Böyle başa kadar az zaten ilmek az 13 tane trabzan varı da her iki tarafta da 13 tane yapınca bitecek. Şöyle tek telini alıyorum. Eğer ince ipiniz ince ise çift tel de alabilirsiniz. Ama benim ipim kalın olduğu için kaba durur düşüncesiyle tek telini alıyorum. Diğerini yaptım. Çok güzel oldu. Evet. Son ilmeğimi de aldım. Bak bu şekilde. Şimdi ben burayı şöyle bir çıkarayım. Bu zaten ipim parça bir ip. Göstereyim düz tarafını size. Nasıl olduğunu. Ondan sonra iğneyle bakın bu şekilde bir arkası oluyor patiğimizin. Evet bu ipimizi bu içine yerleştiriyorum. Ben duracak oldum. Bunu ben iğneyle şimdi kırarsam kısa veya uzun kırarım. Dursun iğneyle kaybeder sonra da kırarım fazlasını. Şimdi buradan ip koyacağım. Tekrar bakın şöyle bir sıra şuraya şu trabzanlara bir sıra sık iğne gideceğim. Ondan sonra da şu trabzanları yapacağız. Ben de kamera açık zannediyorum. Buraya böyle sık iğne yaptım. Gittim buraya geldim. Baktım kamera kapalı. Yürüyorum bir ayda. Ya burada farklı bir şey yok işte. Boşluklara birer tane sık iğne yapıyoruz. Buradan başladım. Buraya kadar geldim. Bıraktım. Şimdi burada şeyi başlayacağız. Şunlardan bakın şöyle iki sıra bundan yapacağım ama kötü haber. Benim ipim yine bitti. Bu en fazla bir sıra gider. Bu şunlar kaç tane olmuştu? 18 tane. Şunlar 18 tane olacak. Bunu yapıyoruz. Sonra üstüne bir sık iğne daha. Bir daha bunu yapıyoruz. Ondan sonra da bir sıra trabzan gittikten sonra 5 sıra tığ lastik yapacağız. Ama şimdi ben bunu neyse bu ipi bitene kadar öreyim. Son sırayda başka bir yeşille devam edeyim. Maksat hani videomu tamamlamak açısından. Sonra ben onu ip alır hallederim. Hemen şöyle bakın şu kökünden buradan başlıyorum. Burayı bir de hanımlar şeyin şu trabzanları üçer tane yaptım. Yani dört tane yapmadım aşağı gibi. Çünkü dört tane yapsam çok geniş olacaktı. Böyle yaptım. Hiç kesmeye gerek kalmadı. İlmekler eksiltmeye gerek kalmadan öylece devam ettim gittim. Şimdi şurayı bir göz kararı ayarlıyoruz maalesef. Şöyle aralar boşlukları 18 tane bunun gibi trabzan yapacağız. Üçerli yani 3 tane. Bir yeri 3 tane batıyoruz. Öncekinde kaç 4 tane batıyorduk. Şimdi ay çıkmışım kameradan ya. Kusura bakmayın hanımlar. Hiç farkında değilim. Şimdi bakın bu kökten başladık. Bu şekilde devam edeceğim. Etrafını dolanacağım. 18 tane olacak. Aynı sayı olması için. Tabi diğerini yaptığım için yapmamış olsam fark etmez de. Diğerinin aynı sayısında yapacağım. 18 tane 3 yani bir yere 3 tane battım. Trabzanla bu şekilde yapıp buraya kadar geleyim. Sonra devam edelim.
Evet Anılar, tam da tahmin ettiğim gibi ipim burada bitti. Şimdi bakın, bunda zaten bundan sonra yapacak bir şey yok. Şuradan bakın buraya kadar geleceğiz. Geldik mi? Ondan sonra burada yaptığımız işlemi aynı şekilde bir sıra daha yapıyoruz. Ondan sonra da bir sıra daha bu yeşilden yapıyoruz. Burayı nasıl yaptıysa aynı şekilde. Sadece bunlar 3 tane oluyor. Ondan sonra trabzan gittikten sonra 5 sıra şöyle tığ lastik. Bunun anlatımı bundan önceki videomda var zaten. Buraya bakıp yapabilirsiniz. Şimdi ben ip ayarlamak için zaman harcamak istemiyorum. Yani zaten anlaşıldı nasıl bir model olduğu. Dediğim gibi. Şimdi burayı tamamladığınız zaman 5 sıra sık iğne yapıyorsunuz. Sonra 5 sıra da bunu yine üçerli bir yeri 3 defa trabzan batarak yapıyorsunuz. Sonra da bir sıra trabzan gittikten sonra 5 sıra da bu tığ lastik. Hiç kesme yok. Zaten hiç gerek kalmadı kesmeye. Aynı şekilde oldu. Bu kadar yani. Fazla anlamayacağınız bir şeysi kalmadı anlaşıldığı için. Daha fazla uzatmak istemiyorum. İpimi temin ettiğim zaman patiğimi tamamlayacağım ben de. Bu ikinci defa oluyor. Diğer videomda da öyle olmuştu. Bir bot yapımında ipim bitmişti. Yarım kalmıştı. Tekrar çekmiştim onu ama. Bunu düşünmüyorum. Bunu anlaşıldığını düşünüyorum. Eğer şunu da nasıl yaptım merak ederseniz bir videomda anlatırım. Anlatırım. Bunun linkini de ona, onun linkini de buna bırakırım. İzlemek, yapmak isterseniz izleyip yapabilirsiniz. Evet hanımlar, arkadaşlar, beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Videolarıma yorum ve beğenilerinizle destek olursanız daha çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.